İş dünyasına hoş geldiniz. Ben araştırma biliminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Tüm konuklarımız değerli ama benim dışarıda herhalde arasam da bulamayacağım çok değerli bir konuğumuz var. Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Sayın Özge Kılıçgüler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben böyle bir girizgah yaptım. Sizinle aslında koyu da bir sohbetimiz oldu program öncesinde ama bir araştırma birimi mensubu olarak ilk sorum şu yönde. Biz sürekli işte ekonomideki, piyasalardaki inişleri, çıkışları konuşuyoruz ama geçtiğimiz hafta bizim de araştırma gündemine aldığımız International Data Corporation'ın bir raporu vardı. 2023'ün ilk çeyreğinde bilgisayar satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla %29, kabaca işte %30 geriledi. Evet. Dünyada durum böyle mi? Türkiye'de durum böyle miydi? Türkiye'de benzer bir durum mu var? Doğru. Biz kısaca ADS diyoruz o kuruba ve aslında Türkiye'ye gelen yüklemeleri direkt ölçebildiğimiz bir araştırma şirketi. Yaklaşık 80 milyondan 50 milyonlara inmiş durumda Q1'deki yükleme. %29-%30'luk bir düşüş var tüm dünyada ama Türkiye'de bu tersine oluştu. Bu arada hani global rakam açıklandı ama ülkelerin rakamları henüz açıklanmadı. Biz elimizdeki verilerden çıkartmaya çalışıyoruz haftalık olarak takip ettiğimiz için. Ama ben şunu söyleyebilirim. GFK'nın verilerine yani satışı ölçen şirketlerin verilerine göre Türkiye geçen yılın aynı dönemine göre ilk çeyrekte %30'un üzerinde bir büyüme göstermiş. Hatta bugün bir datayı yine inceleme şansım oldu. Context'in yani perakende çıkışları ölçen firmanın verilerine göre de %35 büyümüş geçen yılın aynı dönemine göre. Dolayısıyla aslında Türkiye globalle paralel hareket etmiyor. Türkiye hala gelişmekte olan ve genç nüfusu çok fazla olan bir ülke olaraktan halen tepki gösteriyor yapılan kampanyalara ya da sunulan imkanlara. O yüzden biz bunu şu an olumlu sonuçlarını izliyoruz. Aslında onlardan bir tanesi benim, ben size söylediğim gibi program öncesi salgında direndim bir konsol ya da bilgisayar sahibi olmamaya 6-7 ay önce onu değiştirdim. Evet. Peki Özge Hanım, şimdi bizim küresel piyasalarla ilgili bu kısa bir yıllık süreçteki görünüme ilişkin konuştuğumuz konular bunlar ama 2021'den itibaren dünyada otomotiv sektörü için bir çip hikayesi, işte başka başka sektörler için. Ben bugün sabah da sosyal medyada kendim çok sevdiğim bir düşünürün tespitlerine yer vermiştim. Arz ve taleple ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bu noktada bilgisayar sektörüne küresel olarak baktığımızda bu sorunlar var mı? İkincisi Türkiye'nin bununla olan ilişkisi nasıl? Yani şu an çip sorunu yok. Hatta tedarikle ilgili bilgisayar sektöründe herhangi bir problem yok. Pandemi döneminde evet bunlar yaşandı, tedarikle ilgili problemler, ama ben size şunu çok açık netlikle söyleyebilirim. Bizim temelde yaşadığımız problem çip krizi değildi. Biz panel bulmakta daha çok zorlandık panel firmalarından. Elimizde çip, yani aslında işlemcimizin olduğu dönemlerde panel sıkıntısı yaşadığımız çok oldu. Ben bunu şuna yorumluyorum. Tabii ki çok ucuza mal edilen çiplerin kullanıldığı sektörler var. Hani bunların ismini zikretmek istemiyorum ama bu sektörlerde gerçekten problem yaşandı. Çünkü firmalar daha pahalı, daha karlı sattıkları çipleri üretmeye yöneldiler. Bilgisayar sektörü de zaten kar ettikleri ve gerçekten iyi maliyetle çalıştıkları bir sektör. O yüzden bize çok fazla yansımasını geçmişte de ben görmedim. Şu an zaten böyle bir problemden söz etmek de çok mümkün değil. Peki biz enflasyonla ilgili konularda özellikle enerji ve gıda tarafını konuşuyoruz ama sizin özellikle küresel taraftaki bu enflasyon hareketliliğinden ülkedeki dinamikler ya da küreseldeki bir takım değişimler noktasında bir etkilenme durumunuz oldu mu? Olmadı aslında, birçok insan hani etkilenmiş olabileceğini düşünüyor. Tabii bahsettiğimiz şey enerji, ki bizim fabrikalarda üretim yapıyoruz, biz de enerji kullanıyoruz. Ya da ama gerçi bizim Asya'da fabrikalarımız. Ya da yiyecek, işte iş gücünün etkilendiği durumlarda maliyet artışı söz konusu oldu diye düşünülüyor ama biz bunları bilgisayar sektöründe yansımalarını görmedik. Ben size halen söyleyebilirim, şu an piyasada geçen yılın aynı döneminde satılan aynı segmentteki ürünler halen aynı fiyat. Hatta daha iyi fiyata sunulanlar da var. Özellikle önümüzdeki dönem bayram dönemi, ki en çok bilgisayar sektörünün aslında kampanyaların oluştuğu bir dönem. O yüzden geçen yılda hemen hemen aynı maliyetleri tekrar tüketici bulabilir durumda. Enflasyondan herhangi bir etkilenme söz konusu değil. Biz sektör olarak daha fazla döviz endeksliyiz. Dolar endeksli çalışıyoruz. Dolayısıyla dolarda ciddi bir oynama olmadığı sürece açıkçası sektörde de büyük bir dalgalanma olmuyor. Peki bu söylediğiniz aslında bir nevi sosyal toplumsal bir takım olguların da yansıması. Mesela genç nüfusa yaptığınız vurgu. Bu zaten Türkiye'nin, işte ben 35 yaşına gelene kadar her sene duyduğum aralıksız bir şeydir. Genç nüfus, genç nüfus, genç nüfus. Son dönemde bu hafta hep e-ticaretle ilgili çok fazla konuşma geçti iş dünyasında. Genç nüfusla birleştirdiğimiz zaman, az önce söylediğim
söylediklerinize ek olarak dışarıda artık vakit geçirmenin zorlaştığı bu ortamda, hı hı, sektörel anlamda Türkiye'de bu konuları birleştirdiğimiz zaman ekstra bir potansiyel ve sektörün buna dönük bir yaklaşımı var mı? Oyun sektörü için mi söylüyorsunuz? Oyun sektörü ya da cihazların işte bir şekilde kullanıcıya ulaşması noktasında. Birincisi tabii ki geçtiğimiz yıla kadar genç nüfusun etkisini çok fazla görüyorduk. Özellikle oyun bilgisayarlarında. Ben tabii TÜİK'in verilerini takip ediyorum. Hmm. Onlar birebir güncelliyorlar. Yaklaşık %40'ı 8-35 yaş arasındaki, bu hani tüm dünyaya baktığınızda çok yüksek bir oran. Ve bu insanların hepsi oyun oynamak istiyorlar. Bilgisayarla bir işleri var. Evde en azından televizyonu annesi babası kullanıyorsa bir dizi izlemek için bile bilgisayarına ihtiyacı olan insanlar. Genç nüfus, çok da haklılar. Eskiden bilgisayarda ev sahipliği vardı. Ama geldiğimiz dönemde özellikle bu genç nüfusun da çok fazla ilgi alanının olması sebebiyle bilgisayar artık telefon gibi kişiselleşmeye başladı. Yani artık 5 kişilik bir ailede bile 5 tane bilgisayar olabiliyor. Yani sadece bir bilgisayar ortak kullanımı söz konusu değil. Dolayısıyla genç nüfusun bu ilgisinden tabii ki etkileniyoruz ama en çok etkilenen camiada oyun sektörü diyebilirim. Oyun bilgisayarları hiç durmadan artış gösteriyor. Ve önümüzdeki dönemde de herhalde yine hiç sezonsallıktan ya da ekonomik etmenlerden etkilenmeyecek tek bilgisayar grubu herhalde yine oyun bilgisayarları olacak görünüyor. Size destek alması anlamında geçtiğimiz hafta önemli bir yayında yine en çok oyun oynayan yaş grubunun tüm dünyada 30-40 yaş olduğuna dair de bir tespit vardı. Peki son dönemlerde ürün stoğu ile ilgili özellikle 2022 sonrasında Türkiye ya da dünya genelinde öne çıkan bir ne diyelim trend ya da sorun var mı? Ürün tedariyle ilgili bir sorun yok. Aksine aslında hani çok fazla çeşitli ürün gelmeye başladı. Eskiden özellikle 2020-2021 yıllarında biz sadece diyorduk ki ince bahşiş bilgisayarlar, oyun bilgisayarları dediğimiz iki segmente, bir de standart bilgisayarlar diye üç segmente ayırıyorduk. Ama günümüzde artık özellikle son bir yıldır tasarımcıların, yaratıcıların kendi alanında özel kullanım ihtiyaçları olan bir segment de ortaya çıktı. Biz bunlara tasarımcı segmenti diyoruz. Yine performanslı, çoklu ekranlı ve farklı boyutlarda OLED ekranlı ya da 3 boyutlu, ki hani bu yıl bizim de ürün segmentimizin içerisinde 3 boyutlu bilgisayarlar var ilk defa bu sektörde. Dolayısıyla böyle bir segment çıktı. Dolayısıyla her segmentten, her tüketiciye hitap eden her türlü ürün şu an raflarda. Sektör olarak da böyle bir problemi ben şu an görmüyorum. Yani 2023'te de yaşayacağımızı zannetmiyorum açıkçası. Buna ilaveten hemen unutmadan bu hibrit çalışma düzeni vesaire bizim hayatımızda birçok şeyin yeri ve ne diyelim zamanlaması değişti. Buna dönük sektörde bir takım yenilikler ya da ne diyelim yeniden kendini inşa etme gibi süreçler var mı? Yani bilgisayar sektörü aslında jenerasyon değiştikçe daha fazla mobiliteyi, daha uzun pil süresini ve daha performanslı ürünleri hedefler ve her jenerasyonda bu daha da iyileştirmeye çalışır. Tabii ki arada daha kaliteli, daha insan sağlığına az zarar veren OLED gibi ekranlar kullanılır. Boyut değişir ya da hafifliği değişir ya da çoklu ekran kullanımı gelir ama bu jenerasyon gelişimi hiçbir zaman hani hafiflik, daha performanslı olması konusu hiç değişmez. Dolayısıyla bu pandemi dönemi, pandemi sonrası evden çalışma, iş yerinden çalışma bu yine değişmedi. Yani insanların evden çalışıyor olması onların ben 1 kilogramlık ürün yerine 2 kilogramlık ürüne razıyım dedirtmedi. Çünkü insanlar evde çok sıkıldıklarında bilgisayarlarını alıp bir kafede oturmak istediler. Ve bunun daha uzun pil süreli ve daha hafif sırt çantalarında taşıyabilecekleri ya da el çantalarında taşıyabilecekleri bir bilgisayar olmasını istediler. Dolayısıyla kullanıcı alışkanlıkları değişmedi ya da sektörün jenerasyon değişimi yine halen aynı şekilde devam ediyor diyebilirim. Size aslında yapay zeka ve makine öğrenmesiyle ilgili çokça soru soracağım ama kısa bir aramız var. Reklamların ardından tekrar devam edelim. Teşekkürler. Dünyasına tekrar hoş geldiniz. Bu keyifli sohbete devam ediyoruz. Özge Kılıçgüler, Asus Türkiye Sistem ve İş Birimi Ülke Müdürü ile. Şimdi ben yapay zeka makine öğrenmesi diye trend, topik iki konudan açtım ama aslında lafı getirmek istediğim nokta şurası. Bizim şu anda konuştuğumuz son teknolojiler ve trendler Türkiye'de, dünyada nedir?
Oyuncu bilgisayarları camiası için yeni nesil ekran kartları pazara girdi yaklaşık bir ay öncesinde ve şu an hani mesela bu noktada stok sorunu var diyebiliriz. Çok kısıtlı mal geliyor ve gelen hemen bitiyor gibi söyleyebiliriz. Ama bunlar bizim alıştığımız değişimler. Çünkü her 3 ayda bir ya işlemci değişir ya içindeki bileşenler değişir ya ekran kartı değişir. O yüzden bu her 3 ayda bir zaten devam ediyor olacak. Bu yıl için önemli olan, ben aslında Asus için önemli olan noktayı söylemek istiyorum. Asus ilk defa Republic of Gamers markasıyla oyun konsollarını pazara sokuyor olacak. Daha önce olmadığımız bir pazardı. Evet, oyun bilgisayarlarının her türlü segmentini ve çeşitini ürettik ama konsol dünyasına girmemiştik. O yüzden önümüzdeki dönemde Haziran ayı da birlikte raflarda yerini alıyor olacak. Adı da ROG Ally olacak. Dolayısıyla artık konsol tarafında da rakiplerimizle yarışıyor olacağız. Diğer yönden bahsetmek istediğim tabii ki yine geçmişte oyun camiasında en azından 3 boyutlu ya da sanal ortamlara girmek için AR ya da VR, hani gerçekliği değiştirilmiş gözlükler kullanıyorduk. Ve bu gözlükler olmadan aslında bu dünyada oyun oynamamız ya da işlem yapabilmemiz 3 boyutlu çok mümkün olmuyordu. Ama artık günümüzde bu yıl itibariyle Asus'un geliştirdiği yeni bir teknolojiyle 3 boyutlu bilgisayarlar pazara girdi. 3 boyutlu bilgisayarlarda herhangi bir araç kullanmadan sadece bilgisayarınızın kamerasıyla, ki bu kamera sizi takip ediyor ve hangi açıdan bakarsanız bakın size o 3 boyutlu tecrübeyi yaşatabiliyor. Bu bizim sektörümüzde şu an bir ilk. O yüzden ben bu yeniliği tanıtmaktan, anlatmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Çok da hoşuma gidiyor. O yüzden sanal gerçeklikle gerçekten çok ilgilenen ya da oyun camiasıyla çok ilgilenen kitle için hiçbir ara birim kullanmadan kullanabilecekleri çok güzel bilgisayarlar geliyor olacak sektöre. Ve hani 2024'te de bunların geliştirilmiş versiyonları geliyor olacak. Çünkü biliyorsunuz her yeni geliştirilen ürün ilk etapta adapte edilmeye çalışır ama ondan sonra iyileştirmeler yapılmaya başlanır. Dolayısıyla ben 2024 yılında da yine bu iyileştirmelerin 3 boyutlu bilgisayarlar olsun ya da konsollar üzerinde devam edeceğini öngörüyorum. Tabii ki uzun çalışma saatleri, hani biraz önce de değindik, evden çalışma, iş yerinden çalışma ya da kafeden çalışma. Aslında ekranın insan üzerindeki sağlığına etkileri de çok fazla tartışılmaya başlandı. O yüzden önümüzdeki dönemde konuşulacak en büyük konulardan bir tanesi belki ekranların ışık kalitesinin ve ışık birleşiminin insanın gözüne daha az zarar verecek bir yapıya geçmesi sağlandı. O yüzden şu an bu yıla kadar OLED ekranlarla tanıştık ama 2024'te bunların yine geliştirilmiş versiyonlarıyla tanışıyor olacağız. Bunlar önemli gelişimler, değişimler. Bir de tabii ki benim tecrübe ettiğim 2020 yılından beri bir sürdürülebilirlik hayatımıza girdi. Bütün firmalar acaba daha nasıl iyileştirebilirler süreçlerini diye konuşmaya başladılar. Asus'un bu konuda çok 20 küsur yıllık bir tecrübesi var. Ve bu yıldan itibaren de bunları tekrar ürün gamını arttırarak piyasaya sürmeye başladı. Tamamen kullanılmış ürünlerin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulmuş bilgisayarlar piyasaya tekrardan sürülmeye başlandı. Geçmişte bunların örnekleri vardı. Bence tüm firmaların da takip edeceği bir akım olacak. Çünkü dünyanın hem nüfusun artışının hem de kirlenmenin ve doğaya zararın bu kadar arttığı bir noktada bence çok büyük farkındalık yaratacak. Ve eğer bütün firmalarda bunu takip ederse bence önemli bir gelişme olacak hepimiz adına. Ben 2024 yılına geçerken yine sürdürülebilirliğinin de ön planda olacağını düşünüyorum. Siz böyle çok gönlü şeyler söyleyince aklıma açıkçası şu soruyu sormak geldi. Bu konulara adaptasyon kabiliyeti yüksek, personel ve istihdam noktasında dikkatinizi çekenler ya da sizin idealize ettiğiniz özellikle marka olarak bir ne diyelim dizgi var mı? Ürün gamı anlamında aslında çok fazla çeşitlilik var. Ve her çeyrek yaklaşık 150 SKU giriyor pazara farklı modellerde. Bu ürün gamı 880 gramdan başlayıp artık 1,5-2 kilogramlara göre boyutuyla birlikte değişiyor ve performansı bileşenleriyle birlikte. Şimdi 880 gram diyorum ama hani ne ifade ediyor noktasında elinizdeki telefonun bile, eğer 6 inçlik bir telefon kullanıyorsanız 500 gram olduğunu düşündüğünüzde 880 gram 13 ya da 14 inçlik bir bilgisayar aslında çok hafif gerçekten mobilite anlamında. Dolayısıyla ben bunu iş dünyasında özellikle üst düzey yöneticilerin çok fazla tercih edeceğini ya da bayan kullanıcıların çok fazla tercih edeceğini düşünüyorum. Diğer bir noktada da incelik diyeyim, kalınlık diyemiyorum çünkü şu ana kadar benim gördüğüm en ince bilgisayar 13 milimetreye kadar inebilmişti. Hatta 12,5 milimetreye bazı kesitlerle inebilen bilgisayarlar vardı.
Ama yeni dönemde artık 10 milimetreye kadar indi ve hani Asus olarak da bu ürün segmenti Nisan ayı itibariyle raflara geliyor olacak ve sadece 1 kilogram. O yüzden bu önemli ürünler, en azından performansı koruyan ama daha hafif, daha ince bilgisayarlar bence çok önemli yer tutacak ve benim güvendiğim ve en çok hani desteklediğim ürün grubu arasında da bunlar yer alıyor. Son 2 dakikamız ama şu noktada da bugün işte bu hafta e-ticaret konusunda çok konuştuk dedik. Satış kanalları bakın işte online tırnak içerisinde artık hayatının çok olağan bir parçası oldu. Satışları incelediğimiz zaman tüketiciye ulaşımı bakımından nasıl değerlendirebiliriz? Şimdi ben aslında konuya girmeden önce pandemi artık geçti, onu çok konuşmak istemiyorum demiştim ama mesela şu noktada bundan bahsetmek lazım. Tüm dünyadaki bir hareketten bahsetmek istiyorum. Pandemiyle birlikte aslında birçok firmanın online satış kanallarının hazır olmadığı anlaşıldı. Ve bunun adaptasyonu yaklaşık bir yıl aldı. Yani pandemi 2020'de başladıysa sevkiyatların ya da ürün içeriklerinin düzgün tüketiciye ulaştırılması 2021'in sonlarını buldu. Bu da bütün firmalarda çok büyük bir farkındalık yarattı. Tabii ki pazar yerleri aktif olarak online satışı şu an dolu düzgün götürüyor ve büyük bir pazar payı alıyor. Oran olarak bakacak olursanız mağazalardan satış eğer %70 ise online platformlardan satışı %30 diyebiliriz. Bu pandemide %35'lere kadar çıktı ama şu an 30 ile 25 arasında gidiyor diyebiliriz. Ama benim gelmek istediğim nokta, firmalar aslında burada beklenmedik senaryolarda kanalların hazır olmadığını anladıkları noktada kendi kanallarını devreye almaya başladılar. O yüzden dünyada birçok firma aslında kendi online satış sitelerini oluşturdu. Tabii ki bu satış sitelerini pazar yerlerine de açma opsiyonunu kullanıyorlar ama tamamen kendi ürünlerini, kendi yönettikleri, kendi siteleri mevcut. Ve bilgisayar sektöründe de gelen bir iki marka var. Bunlardan bir tanesi de yine Asus olacak. O yüzden ben önümüzdeki dönemde online satışta markaların kendisinin de çok büyük rol alacağını düşünüyorum. Efendim çok keyifli bir sohbetti. Çok daha fazla soru sorabilirim ama süremizin sonuna gelmek durumundayız. Asus Türkiye Sistem İş Birimi Ülke Müdürü Sayın Özge Kılıçgüler bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim dünyada ekonomik aktivitenin yavaşlamasına ilişkin sinyalleri gün be gün takip etmeyi sürdürüyoruz. Tabii ki enflasyon da gündemden düşmedi ama Ciner Medya Grubu ABD temsilcisi Ali Çınar, Brookings Enstitüsü MKS Bölüm Başkanı, Ekonomi Bölüm Başkanı Aaron Klein ile bankacılık krizini ve dijital varlıklara ilişkin regülasyonları konuştuğu bir röportaj gerçekleştirdi. Detaylarına göz atacağız. Evet, son zamanlarda bankacılık krizinden bahsediyoruz. Silicon Valley Bank batan bir banka olduğu regülasyonlar ve denetlemeden dolayı. Acaba bankacılık sektöründe nasıl zorluklar var ve bankacılık sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Regülasyonlar kuralları koymaktır. Supervision yani denetlemede uygulamak demektir ve SVB konusunda belki orada kurallar doğru olsa da burada Fed bu kuralları çok iyi uygulamadığını düşünüyorum. Benim şöyle bir endişem var. ABD'deki bankalar çok iyi denetlenmiyor ve Trump döneminde bu regülasyonlar çok gevşetildi. Bence çoğu banka iyi durumda, güvenli durumda ama bence sadece SVB değil aslında burada riskli davranışlar içerisinde olan banka, onunla sınırlı değil. Evet, kriptolar ve bir taraftan dijital varlıklar her gün manşetlerde yer alıyor. Biden yönetimi bu konuyla alakalı olarak, varlık olarak sarılmasıyla alakalı yeni adımlar atıldı. Dijital varlıkların regülasyon konusunda neler söyleyebilirsin? Evet, dijital varlıklar, kripto varlıklar, onlar aslında biraz böyle gri bir alanda yer alıyor regülasyonlar itibariyle baktığımız zaman. Kongrede bu konuyla alakalı hız kazanan görüşmeler olmuştu. CFTC ABD yani emtia vadeli işlemler komisyonu bu konuda çalışmalar yapmıştı ve bazen böyle çok boş şeyler üzerinde tartışmalar yapabiliyorlar ve burada biraz daha durdu gibi duruyor ve bence yeni kongreyle beraber yeni bir kanun çıkarılacağını düşünmüyorum. Yani bence mevcut regülatörler bir şekilde burada mevcut koşulları devam ettirecekler gibi duruyor. SVB aslında ABD'de tek batan banka olmadı. Silvergate ve Signature bankaları da, ki onlar da daha fazla kripto varlıklara uğraşan bankalardı. Onlar da battı ve işte bence burada bankacılık sisteminden kripto varlıkları uzak tutmak gerekiyor. Peki Aaron, sence ABD Avrupa ile bir ortaklık içerisine girebilir mi? Çünkü biz finansal krizin
bu banka krizinin önce SVB'de sonra Avrupa tarafında olduğunu görüyoruz. Acaba bu dijital varlıklar konusunda ABD ve Avrupa arasında nasıl ortaklıklar olabilir? Aslında sadece ABD ve Avrupa değil, İngiltere arasında da bir ortaklık olabilir. Her ne kadar İngiltere Avrupa Birliği'nin bir ortağı olmasa da, artık bir üyesi olmasa da, burada çok fazla rekabet olduğunu görüyoruz. Ve bence kimse şu anda, kimse en az düşük regülasyona sahip burada bir şekilde kripto varlıklar konusunda önce olmak istemez. Çünkü mesela Bahamalar'da olanı gördünüz. FTX'in varlıklarını oraya götürdükten sonra olanları gördünüz. Yani burada direkt olarak kripto varlıklar konusunda, yani eninde sonunda dijital varlıklar hayatımızda olacaksa çok ciddi bir çerçeve ihtiyaçları var. Kısa vadede bunlar işe yarayabilir ama uzun vadede asla işe yaramıyor. Evet, son sorumda New York Fed dijital varlıkların perakende bankacılık tarafında hayata geçmesini ve aynı zamanda dünya çapında transferler açık olmasını önünü açıyor. Ne dersin? Evet, dünyada herkes bunu konuşuyor. Artık dijital bankacılığın önemli bir kısmı haline geldi. Ve belki ticari taraftan bireysel tarafa geçmesi, acaba özellikle de perakende bireysel yatırımcılar için çok fazla bir anlamı var mı? Bundan çok emin değilim. Çok az şirket bununla alakalı adımlar atıyor. Ve işte bu da bankalarında farklı dijital varlıkları da var. Ve şu sorulması gerekiyor. Yani bu aslında var olan bir altyapıyı daha iyi bir fonksiyon haline mi getiriyorlar? Bir taraftan siyasiler bu konuyu kullanarak da biraz siyasi puan toplamaya çalışıyorlar gibi geliyor. Ve çok farklı, yani merkez bankalarının dijital varlıkları hala orada yapılması gerekiyor. Bence bu olmadı ama bir taraftan kurumsal taraf perakende bireysel yatırımcılardan daha büyük bir öneme sahip. Efendim birazdan kapanışı göreceğiz ama Borsa İstanbul'da saat 5'teki araştırma masasında uzun uzun anlatmaya çalıştığımız gibi gün sonundaki zaman dilimi içerisinde negatif görünüm hakim oldu. Çünkü özellikle gün başından itibaren, şu anda grafiğimiz de ekrana geldi, İzlediğimiz pozitif görünüm bizim işlem saatlerimizin sona ermesine yakın zaman dilimi içerisinde gerilemeye açıkçası daha açık bir hale geldi. Özellikle burada gördüğünüz üzere gün içerisinde 5190 puanın üzerine kadar çıkan bir BIST 100 endeksi görür vaziyetteydik. Bu noktada saat 5'ten itibaren bir miktar daha derinleştiğini görüyoruz. 5132 puana kadar çekilen bir BIST 100 endeksi var. Bankacılık endeksinin bugün içerisinde değişken bir görünüm sunsa da genel olarak negatif ayrıştığını tekrar hatırlatalım. Baktığımız zaman şu saniyeler içerisinde %1'in üzerine %2'ye yakın hatta düşüşü var ama az önce gördüğünüz gibi, şu anda ekranda gördüğünüz gibi, BIST 100 endeksi günü %0,21'lik gerileme ile 5135 puandan kapattı. Hemen gidiyoruz. Philip Capital Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü Gülay Şahin'e. Gülay Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağlar. Bugün gün sonuna doğru bir miktar daha satışlar derinleşti. Nasıl değerlendirmeleriniz? Evet, BIST 100 endeksi dün olduğu gibi bugün de dar bir aralıkta hareket etti. 4750'den başlayan ve 5200'e kadar devam eden yükselişteki kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını olumlu buluyoruz. Endeks 5050-5100 üzerinde kapanışlar yaptığı sürece 5500 hedefimizi korumaya devam ediyoruz biz yurt içi tarafta. Global piyasalara da dün açıklanan veriler ve bunların yansımalarıyla başlayalım. Dün ABD enflasyonu ve FED tutanakları piyasalar tarafından dikkatle takip edildi. Önce ABD enflasyon verisine değinelim. Dünkü yayında da belirtmiştik, ABD Mart ayı enflasyon verileri beklentilerle uyumlu geldi. Çekirdek enflasyondaki sınırlı gerilemeye rağmen manşet enflasyonun %6'dan %5'e inmesi olumluydu. Dünkü verilerde en azından şunu gördük: enflasyon tarafında endişe verici bir durum söz konusu değil. Geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan yüksek enflasyon verileri baz etkisi nedeniyle yıllık enflasyon düşmeye devam edecektir. Bu durumun yansımasını FED faiz beklenti anketlerinde de görüyoruz.
Mayıs ayındaki FED toplantısında faiz artırımı olmaz diyenlerin oranı %29'dan %33'e yükselmiş durumda. Anketlerde %67'lik kesimse 25 bas puan faiz artırımı olacağını tahmin ediyor. Bu görüşün bir uzantısı olarak ABD 10 yıllık faizlerin %3.5'in, 2 yıllık faizlerin ise %4'ün altında fiyatlandığını görüyoruz. Bu arada her iki tahvil faizinin de Ekim ayından bugüne en düşük seviyeleri test ettiğini de belirtelim. ABD tahvil faizlerinde düşüş devam ettikçe hisse senedi başta olmak üzere riskli yatırım araçlarına duyulan ilgi de artıyor. Dünkü ikinci önemli veri FED tutanaklarıydı. Aslında sürpriz bir açıklama yoktu. Ancak tutanakların açıklanması sonrasında hisse piyasalarında kar realizasyonlarının arttığına şahit olduk ve ABD hisse endeksleri dünü ekside tamamladı. İlginç olan benzer satış baskısını tahvil ve altın tarafında gözlemlemedik. Hisse yatırımcıları burada FED yöneticilerinin tutanaklara yansıyan banka endişelerinden rahatsızlık duymuş olabileceğini düşünüyoruz. Mart ayındaki FED toplantısının hemen öncesinde yoğun bir bankacılık sorunu ve likidite problemi vardı. Diğer taraftan söz konusu krizin çözümüne dair atılan adımların pozitif neticeleri de toplantı yapıldığı günlerde henüz ortaya çıkmamıştı. Dolayısıyla toplantı notlarında dile getirilen bankacılık endişelerini olağan karşılamakla birlikte ABD hisse piyasasının dünkü tepkisinin bir miktar abartılı olduğunu düşünüyoruz. Tüm bu makro verilerin sonrasında ABD hisse endekslerindeki olumlu görüşümüzü ise korumaya devam ediyoruz. S&P 500 endeksi 4050-4075 desteğinin üzerinde kapanışlar yaptığı sürece 4300 direncini hedeflemeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu hafta açıklanmaya başlanan birinci çeyrek finansal sonuçları beklentilerin üzerinde gelebilirse New York borsasının yükselişi için katalizör olabileceğini tahmin ediyoruz. Son olarak altına baktığımızda son iki gündür altında dikkat çekici yükselişler var. Geçen yıl yatırımcısını üzen kıymetli metaller bu sene güzel bir başlangıç yaptı. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ve Fed'in Mayıs ayındaki toplantıdan sonra faiz artırımına gitmeyeceğine dair beklentiler altın fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Altın vadeli sözleşmeleri yayına bağlandığımız sıralarda $2055 üzerinde fiyatlıyordu. Spot altın 2020 yılında $2075 ve 2022 yılının başındaysa $2070 test etmiş ancak geçememişti. Dolayısıyla teknik analiz açısından $2070-$2075 bölgesinin kuvvetli bir yatay trend direnci olduğunu söyleyebiliriz. Altın fiyatlarının bu bölgeye yaklaştıkça zorlanabileceğini düşünüyoruz ancak geçtiğimiz Mart ayında olduğu gibi altın kar realizasyonları rahat karşılar ve fiyat $2000 üzerinde tutunabilirse $2070 direncini zayıflatarak bu direncin kırılmasını sağlayabilir. $2070 direncinin kırılması halinde ise $2190 ve $2200 seviyesinin hedef olacağını tahmin ediyoruz Çağlar. Grup Capital Yurt İçi Piyasalar Satış Müdürü Gülay Şahin bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim iş dünyasının bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak umuduyla güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.